İngiliz milletvekili Alicia Kearns, Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik devam eden baskı ve soykırımla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Salı günü İngiltere'de bir yabancı komite toplantısına başkanlık eden Kearns, sürgündeki Uygur hakları savunucusu Yalkun Uluyol'un Çin'deki akrabalarının karşılaştığı vahşeti detaylandıran yürek parçalayıcı deneyimlerini dinledi. İngiliz milletvekili X hesabından yaptığı paylaşımda Yalkun Uluyol kendisinin ve ailesinin hikayesini Dış İlişkiler Komitesi ile paylaştı. Uygurların karşı karşıya kaldığı gerçekliğe, kayıp, zorlu ayrılık, kader ve bilinmeyenin acısına dair yürek burkan bir iç göçüdür. Doğu Türkistan'da soykırım yaşanıyor dedi. Çin takvimine göre 10 Şubat Çin Bahar Şenliği ve Pekin'deki ana mekanı ek olarak Çin rejimi bu yılki Ulusal Bahar Şenliği Sanat Gecesi programını Şangay, Changsha, Xi'an ve Kaşgar olmak üzere 4 kentte düzenledi. Çin bu etkinliğe özel olarak hazırlanmış olup Doğu Türkistan'daki Çin basını haftalardır sanat gecesinin reklamını yayınlayıp özel bir gündem haline getirdi. Sanat gecesinde Çinlilerin aşina olduğu bazı Uygur sanatçı, şarkıcı ve dansçılar Çin propagandasına alet edilerek etkinlikte özel bir performans sergiledi. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırım listesine 4 Çinli şirketi daha dahil ettiğini yakın zamanda duyuracak. Radio France International'ın bildirdiğine göre Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımları delen ve Batı'nın Rusya ile olan mücadelesinde Ruslara yardımcı olan yabancı şirketlere karşı yeni bir yaptırım kararını duyurmak üzere olduğu ve listede göze çarpan şirketler arasında 4 Çinli şirketinde olması dikkat çekiyor. Avrupa Birliği Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline yardım eden Çin, Kazakistan, Sırbistan ve diğer ülkelerdeki 21 askeri ve teknoloji şirketi yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Çin'in bölgedeki ekonomik hedeflerine meydan okumak olarak değerlendirilen Hindistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin imzaladığı çerçeve anlaşmasıyla Hindistan Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya bağlanacak. Hindistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında Hindistan'ı Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya kara ve deniz yoluyla bağlayacak Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru'nu oluşturmak üzere anlaşma imzalandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliğinin sadece kıtaya değil, ABD, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda gibi diğer NATO üyelerine de bağlı olduğunun açık olduğunu söyledi. Stoltenberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumlarının kıtanın ABD'nin korunmasına güvenmeye devam edip edemeyeceği konusunda yeni tartışmalara yol açmasının ardından Avrupa'yı savunma konusunda tek başına ilerlemeye çalışmaması konusunda uyardı. Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmesi için çalışan kampanya ekibi genç seçmenleri çekmek için TikTok'ta hesap açtı. Biden yönetimi popüler sosyal medya uygulamasının kullanıcı verilerini Çin'in komünist hükümetiyle paylaşıp paylaşmadığına dair güvenlik endişelerini dile getirmeye devam etse de kampanya ekibi yeni TikTok hesabını savunuyor. Biden yönetimi ise uygulamanın kullanımına mesafeli. Beyaz Saray sözcüsü kampanya ile temas halinde olmadığını ve TikTok hesabının yayına gireceği konusunda önceden bir uyarı almadığını söyledi.